Getirirseniz, deşifre ederseniz, önemli isimlerini alırsanız işte o zaman herkes onlara çöp muamelesi yapar. Şimdi dikkat ederseniz e, korunan adam, özgürlük savaşçıları vesaire filan diye korunanlar e, bulundukları ülkelerde kendilerini yavaş yavaş görünmez hale getirdiler. E, medyada... E, kurumsal olarak yoklar ama insani olarak, insan figürü olarak e, medyayı e, kullanmaya devam ediyorlar. Şimdi bunu da Türkiye önüne geçmiş oluyor. Bunun da önüne geçtikten sonra kullanım düzeyleri iyice düşüyor. Neden? Çünkü bugüne kadar yapılan mücadeleyle FETÖ'nün devlet içinden, Türkiye'den dışarıya, dışarının değer vereceği bir takım özel bilgileri, istihbare bilgileri taşıma işlemi bitti. Operasyon olarak FETÖ çöktü Türkiye'de. Dolayısıyla artık burada bir kıymeti yok. Bir kıymet getirmediği zaman da adama niye maaş verirsiniz ki boşuna para harcarsınız ve kimse de kimseyi gelecekte bugün yahut gelecekte yararlanamayacağı bir e, istihbarat e, elemanından yahut e, organizasyonuna organizasyonu için para harcamaz. Ve Avrupa'da bunu para harcamak istemiyor sırtında da taşımak istemiyor. Çünkü bu ciddi bir maliyet Türkiye onlara ciddi bir maliyet yüklüyor. Neden? Türkiye'nin ortaklığı olmadan göç politikasına yön veremiyorsunuz ve göç politikası Almanya'da az kalsın hükümeti deviriyordu geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz.